Bobo tüm diğer iş adamları gibi para kazanmayı öncelikli hedef olarak gören bir Fransız iş adamı. Ancak Rebibo istihdam yaratarak bu zenginliğin paylaşımına katkıda bulunduğunu savunuyor. Paris'te 15 kadar kuyumcu dükkanı açan girişimcinin 25 çalışanı bulunuyor. İşlerini daha da genişletmek isteyen Rebibo, Fransa'da kendi deyimiyle bir zengin avı başlatıldığından söz ediyor. Altın alıp satma üzerine kurulu olan iş sahamız ekonomiye katkıda bulunuyor. İnsanlar bize mücevherlerini, altınlarını satıyor. Karşılığında para veriyoruz. Bu para yeniden harcanıyor. Her yönüyle olumlu bir iş. İşimizi geliştiriyoruz, istihdam yaratıyoruz. Günümüzde iş adamlarına değer verilmiyor. Kontrol ediliyoruz. İdari açıdan gözetleniyoruz. Gümrük memurları, polis tarafından mali açıdan denetleniyoruz. Bitmek bilmiyor. İşimizi geliştirmekten çok sorun çözmeye zaman harcıyoruz. Bu nedenle hayal kırıklığı veren bir iş. Bırakın işimizi yapalım ve Fransız ekonomisine katkıda bulunalım. Çünkü yurtsever olmamız isteniyor. Şirket sahibi yurtsever olmalı. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande'ın mesajlarının derininde de kriz döneminde yurtsever olmak yatıyor. Bu nedenle devlet bütçesinde kesintiye gidiliyor. Je comprends la souffrance de beaucoup. Hollande'ın yılda 1 milyon euro üzerinde gelir elde edenlerden %75 oranında vergi alınması planını açıklaması Fransa'nın zengin elitlerinde şok etkisi yarattı. Bu şok etkisi Eylül ayının başında Fransa'nın en zengin iş adamlarından Bernard Arnault'un Belçika ve Fransa çifte vatandaşlığı isteyeceğini açıklamasıyla çıkmaza sürüklendi. Arnault'un Belçika'yı Monaco'ya geçmek için bir basamak taşı olarak kullanacağı üzerine teorilerin üretilmesinde gecikilmedi. Arnault'un karşı çıkmalarına rağmen bu komplo teorisi kamuoyunda tepkiye yol açtı. Üst düzey şirket yöneticileri, iş adamları ve yatırımcılar Fransa'da tutunup tutunamayacakları konusunda çekimser. Paris'te yaşayan mali müşavir Vincent Grandil, François Hollande'ın seçimlerini kazandığı günden itibaren telefonlarının hiç susmadığını dile getiriyor. Mesele zenginleri sevmemek değil. Sonradan ve bir anda edinilen servet sorun yaratıyor. Hızla zenginleşen bir şirket yöneticisini ele aldığınızda herkes dürüst olmadığı yönünde yorumlar yapıyor. Fransa tarihinde çok üzücü örnekler var. Özellikle seçim öncesi ve sonrasında yeni hükümetin söylemleri üzücüydü. İş adamlarına karşı kuşku dolu bir söylem yürütüldü. Zenginlere karşı önyargılı olmak ya da olmamanın ötesinde gerçek şu ki Fransız hükümeti vergi gelirinin üstünde harcamalar yapıyor. Hollande yıl sonuna gelindiğinde bütçe kesintisine gidilmesi yoluyla 33 milyar euroluk gelir elde edeceği yönünde söz verdi. Zenginlerden %75 oranında vergi alınması planı Fransa Ulusal Meclisi tarafından onaylanmayı bekliyor. Şirket vergileri, veraset ve intikal vergisi ve gelir artışı vergileri yükselmeye devam ediyor. Bu durum kimi zengin iş adamlarının soluğu mali politikaları nispeten esnek ülkelerde almasına yol açıyor. Ancak nüfusun yarısının yılda 19 bin euronun altında kazandığı bir ülkede mesele sadece yurtseverlik değil adaletle ilişkilendiriliyor. Moi ce qui me choque le plus dans ce système de gens qui disent ah je vais être trop imposé ou je suis. Bu insanlar konusunda en çok şaşırtan şey üslup. Benden çok vergi alınacak. O zaman çekip gideyim demeleri, küfretmeleri. Asgari ücret kazanan birini örnek alalım. Ki bu ayda 1100 euro civarında bir kazanç ya da biraz altında. Ayda 1100 euro ile kiranızı, benzininizi, gıda masraflarınızı ödüyorsunuz. Vous payez votre essence, vous payez votre nourriture, etc. Diğer yandaysa yılda 200 bin euro kazanıp kendilerinden çok fazla vergi alınacağı ve yakın gelecekte %45 oranında ödeyeceği için yakınanlar var. Ben bu üslupta bir hata görüyorum. Moi je dirais que ça manque de décence. Üslup farkı belki de ülkede zenginle fakir arasındaki uçurumun artmasından ileri geliyor. Bu özellikle orta sınıf için yutulması zor bir ekonomik süreç olarak değerlendiriliyor. Geçtiğimiz ay bir Fransız dergisi Fransa'nın ilk 10 zengininin listesini yayınladı. Bernard Arnault ile birlikte içlerinden altısı şimdiye dek Belçika ya da İsviçre'de ikamet etmenin yollarını aradı.
Bu iş adamları şirketleriyle birlikte Fransa'nın en ünlü markalarını temsil ediyor. Ancak soluğu yurt dışında almaya çalışan zenginler yalnızca Fransa'dan gelmiyor. Avrupa'nın en zengin 100 iş adamının 3'te 1'i İsviçre'de yaşarken bu isimlerin arasında İsveç menşeli IKEA'nın kurucusu da bulunuyor. İsviçre'nin başta gelen seçeneklerden biri olmasının sebebi ise zenginleri gelirleri değil yaşam tarzları üzerinden vergilendirmesi. Vergi mültecisi diye adlandırılan bu kişilerin yılın en az 6 ayını İsviçre'de geçirip banka hesaplarında 1 milyon euro civarında yatırımlarının bulunduğunu kanıtlamaları gerekiyor. Fransa sistemine, sistemin istikrarsızlığına ve zenginlerin sanki insanların parasını çalan aristokratlarmış gibi görülmelerine karşı sürekli bir memnuniyetsizlik var. Bu nedenle nüfusun yarısından fazlasının gelir üzerinden vergi ödemediği Fransa'da haliyle baskı vergi ödeyen kesim üzerinde birikecek. Dolayısıyla vergilerin artırılması kaçınılmaz bir durum. Philippe Kennel, zamanını Lozan, Brüksel ve Paris arasında müşterilerine tavsiyeler vererek geçiren bir avukat. Belçika'da gelir vergisinin yüksek olmasına karşılık, gelir artışı ve veraset ve intikal vergilerinin düşük olduğu biliniyor. Kennel'a göre vergi irticasını durdurmanın basit bir çözüm yolu bulunuyor. Avrupa'da ortak bir vergi politikasının olduğu gün, örneğin Fransa'dan Belçika'ya, yani Avrupa ülkeleri arasında mekik dokumanın bir anlamı kalmayacak. En büyük sorunsa ortak bir vergi politikası olduğunda kimileri daha az vergi uygulayan ülkeleri takip etmeyi ve aradaki farkın azalmasını talep edecek. Bu riskli olabilir. Örneğin Fransa gibi ülkeler diğerlerinin de eşit şekilde vergi uygulamasını isteyecektir. Diğer yandan Fransa'nın neden paraya ihtiyacı olduğunu anlamak gerekir. Çünkü hükümet çok para harcıyor. Harcamaların ve vergilerin yüksek oluşu kimilerine göre Hollanda'nın kaçınılmaz olanla yüzleşmesine neden olabilir. Fransa ekonomik büyümeyi sağlamak için iş ve emeklilik reformlarına ihtiyaç duyabilir. Fransız ekonomist Gabriel Zucman'a göre ise asıl suç vergi kaçırmaya ve sahtekarlığa teşvik eden mali politikada. Eğer Fransa gibi bir ülke zengin kesimi ağır derecede vergilendirirse, İnsanların ülkeden kaçması ya da vergilendirme alanında kendilerine cennet gibi görünen ülkelere para aktarmaları riskini doğurabilir. Bu olası bir risk. Buna cevaben yapılması gerekense zenginlerin İsviçre ya da Singapur'da hesap açarak vergiden kaçmalarının ve genel anlamda vergi kaçakçılığının önüne geçmek, en önemlisi de vergi uyumluluğunun yollarını aramaktır. Bu demek oluyor ki Belçika ya da İngiltere vergi oranlarını Fransa'nınkiyle karşılaştırılabilecek şekilde düzenlerse, zengin kesimin Belçika ya da İngiltere'ye yerleşmesi için bir sebebi olmaz. Ben bu soruna bu türden bir çözüm getirilmesi gerektiği kanısındayım. Euro bölgesinin tasarruf tedbirleri ve yüksek vergilerle uğraştığı bir dönemde bu sorunları çözüm üretmek ve bu çözüm yollarını uygulamak pek kolay değil. Michelon'un felaket anında acil çözüm önerisi ise vergi mültecilerini cesaretlendirir nitelikte. Tam karşısı Evian. Yani bir açıdan Fransa'dan vergi göçü rotasını buradan görebiliyoruz.